Balık, sudak balığı tutuyoruz şu anda. Sazanımız yok, fanyalık, sazancılık yapıyoruz ama şu an onun balığı olmadığı için sudak dişli balık tutuyoruz. Göle gidiyoruz, avlanıyoruz. Balıkçılık sadece erkeklerin yapabileceği bir iş değil. Beyşehir Gölü'nün Gedikli Köyü kısmında geleneksel aile balıkçılığı çatısı altında kadınlar ve erkekler birlikte çalışıyor. Az göldeki balığımız. Bunun için aldığımız ağların borçlarını zor ödüyoruz. Mazotlar pahalı. Gidip gelmemiz bir dünya mazot yakıyoruz. Mazotu alamıyoruz, zorlanıyoruz. Kadınlar eşlerine yardım için değil, teknenin çalışanı olarak balıkçılık yapıyor. Memur değiliz, ben bir ev hanımıyım. Bu göle gittiğimiz için sigortası çalışıyoruz eşlerimizin yanında. Sigorta desteği istiyoruz, mazot desteği istiyoruz, avlara yani ucuz olmasını ve yardım destek istiyoruz. Kadınların daha iyi avlanabilmesi için Anadolu'ya ağ atan kadın balıkçılar projesi geliştirildi. Anadolu'ya ağ atan kadın balıkçılar, Beyşehir Gölü'nün bir balıkçılık kültürünün bir parçası. Beyşehir Gölü'nde balıkçılık geleneksel kıyı balıkçılığı şeklinde yapılmakta. Geleneksel kıyı balıkçılığında da en önemli kişiler balıkçılar. Balıkçılar hem kadın hem erkek yüzyıllardır Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapmaktadır. Proje kapsamında Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kıyak Dede, Fele, Karayaka ve Sarıyaka köylerinin sakinleri Gedikli Köyü meydanında toplandı. Köylülere balıkçılığın önemi ve sorunlar anlatıldı. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek, bunu yapabilmek için de örgütlenmeyi güçlendirmek, balıkçılık örgütlenmesini burada anlatmak için buraya geldik. Projeyle balıkçıların ihtiyaçları gözetilerek mesleğe devam etmelerinin sağlanması hedefleniyor. Bu arkadaşları kooperatife sahip çıkmasını, bundan da dolayı beraberinde de Beyşehir'e sahip çıkıp kaçak avcılığı, yasak avcılığı, kayıt dışını önleme adına bilgilendirdik. Bölgede avlanan kadın balıkçılarsa ağ ve mazotun pahalı olmasından yakınıyor. Ben de gölde çalışıyorum. Balık olmadığı için balıkçılığı bıraktım. Şu anda gittiğim yok.